Bir başka sözünde mübarek şöyle buyurdu: "Himmetin bir zamanı vardır. Himmetin bir zamanı vardır." Himmet, önce bir himmeti anlayalım. Yardım demektir. Yardım. Diyor ki, yardımın bir zamanı var. Mesela kime yardım ederiz biz? Kar vardı bundan 2 hafta önce. Yollarda giderken gözümüzün önünde bir sürü insan kayıp kayıp düşüyordu. Düşen bir adama ne yaparsın? Tak koşturursun, koluna girersin. Kardeşim kalk. Bu nedir? Himmettir, yardımdır. Peki adam yolda yürüyor. Karmar yok, düşme tehlikesi yok. Direkt gittin adamın koluna girdin. Dur sana bir yardım edeyim dedim. Olur mu? Olmaz. Adamın yardıma ihtiyacı yok. Aklına direkt olarak şu gelir: ya tinerci, ya deli, ya beni soymak istiyor. Bu adamın aklına hep bunlar gelir. Yardım etmen için zamanını kollaman lazım. Uygun olan zamanı bilmen lazım. Allah dostlarının himmeti ise biraz daha değişiktir. Dervişler sohbete geldiği anda rabıtasında sabit ve sadık olursa orada bir himmet peyda olur. Bir anda bütün cemaatin üstüne bir yağmur düşer. Ama biz bunu bilmeyiz. Fark edemeyiz. Kalpler ıslanmaya başlar. Yumuşar. Muhabbet hasıl olur. Bir elektrik. Orada bir elektrik döner. Buna himmet denir. Velilerin bir duası, bir nazarı demektir. O cemaate, o insanlar ne için geldi? Allah'ın rızasını, peygamberin sevgisini kazanmak için geldi. Allah'ın dostu da bu niyetle kendi görüşlerini yaşamak ve devam ettirmek için bu adamların geldiğini gördüğünden dolayı dua eder. Dua ettiği zaman da kalplerde hareketlenme ortaya çıkar. Ancak bu duayı çok kritik bir anda yapar. Ne zaman yapacağını kimse bilmiyor. Bu bir sır. O istediği anda yapar. O zamanı o veli, o Allah dostu bilir. Neye benzer? Bu dünyadan bir örnek vereyim. Bir adam kalp krizi geçiriyor. Hemen alıyorlar, koştura koştura hastaneye götürüyorlar. Doktor bu adamı sedyeye yatırıyor ve eline neşteri alıyor. Direkt olarak göğsünün ortasına bıçağı vuruyor. Yapar mı böyle bir şey? Yapmaz. Kalp krizi geçiren bir adamın göğsüne direkt neşter vurulur mu? Olmaz. Zamanı var. Bir hazırlık safhası var önce. Ne yapacak? Önce bir sakinleştirici vuracak. Kalbin atışlarını düzenlemek için. O hızlı olarak atan kalbi normal seviyeye indirmek için sakinleştirici vurması lazım. Sonra konuşacak. Ondan sonra film çektirecek. Kalp elektrosu alacak. Kalbin atış limitleri nedir? Ölçüsü ne kadardır? Ne kadar hızlı, ne kadar yavaşlaması lazım? Ben bu seviyeyi normale nasıl getiririm? Sonra filmler lazım. Film çekecek. Tıkanıklık var mı? Damarlarda tıkanıklık varsa ondan sonra narkoz verecek. Hep zaman zaman, hep sırayla narkoz verecek. Sonra neşteri vuracak. İşte o neşter himmettir. Doktorun neşteri neyse velinin himmeti de odur. O anda kalbimizdeki pisliklerden bir tanesine neşter vurdu demektir. Hemen dökülüverirsin. Gözünden bir iki damla yaş gelir. Mahcup olursun. Hatan gözünün önüne gelir. Allah'ım beni affet dersin. O pişmanlık duygusunu o velinin duası vesilesiyle aldın. Himmet budur. Her sohbette başka bir himmet alırsın. Ama zamanını hiç bilemezsin. Bu sebeple dervişlerin hep uyanık, hep hazır bir nöbetçi gibi olması lazım. Her an gelebilir, her an bize himmet edebilir. Her an Peygamberimiz Aleyhisselam yanımıza gelebilir, bize nazar edebilir. Edepli durmam lazım demesi lazım. Dervişlerin oturuşuna, duruşuna, bakışına çok dikkat etmesi lazım. Himmetin bir zamanı vardır.